Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Ben Fatih. Bu kanalda teknoloji, travel ve videographerlık üzerine içerikler paylaşıyorum. Bu içerikte fotoğrafçı gözüyle size kamera ayarlarından biraz bahsedeceğim. Bu arada bir önceki videoyu kesinlikle izlemelisiniz. Yani bu cihazların kamera performansını görebileceğiniz en net karşılaştırmayı yaptım. Kendi kullandığım Sony A7S3 ile iPhone 14 Pro Max'in kamerasını karşılaştırdım. Sonuçlar çok şaşırtıcıydı. Şurada çıkan karttan videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi incelemeye başlayalım. Diye. telefonun ayarlar bölümünden kamera ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Kamera bölümüne. Burada ilk karşımıza çıkan biçimler oluyor. Yüksek verimliliği seçersek maksimum görüntü kalitesini almış olacağız kameradan. Fotoğraf formatında ise Apple bize ProRaw özelliğini de eklemiş oldu. ProRaw özelliği açık tutarsak çektiğimiz görselde herhangi bir sıkıştırma yapmadan bize JPEG formatta değil DNG formatında dosyayı verecek. Ham olarak verecek ve bizim bu görüntüyü işlememiz için hakimiyet kurmamızı sağlayacak dosya üzerinde. Ama tabii ki handikapı var. Çözünürlüğe girip baktığımızda görüyoruz. 12 megapik çekersek bu dosya boyutu 25 MB 48 megapikselde çekersek 75 MB olarak karşımıza çıkacak. Ben burada data boyutunu çok önemsemiyorum çünkü her fotoğrafı RAW olarak çekmiyorum. E, RAW olarak çekmek istediğim bazı durumlar olabiliyor. Özellikle karanlık ve aydınlık alanların benim için e, çok zorlayıcı olduğu kısımlarda genelde RAW formatta çekmeye çalışırım. Video formatındaysa ProRes özelliği var. ProRes'in anlamı da e, sıkıştırma yapılmamış dosya formatı deniyor arkadaşlar. Çektiğimiz görüntü ham olarak cihaz bize veriyor. İşlerken üzerindeki yine post prodüksiyon hakimiyetinin fazla olması için yine handikap şu. 1 dakikalık 4K çözünürlükte bir görüntü çekmek istersem yaklaşık 6 GB kadar yer kaplamış olacak. Herhangi bir sıkıştırma yapmadığı için cihaz. Bu ciddi anlamda hafızayı etkileyen bir duruma neden oluyor. Ama bazı durumlarda sinematik görseller çekmek istersek bu kısmı açıyoruz ve dinamik aralığı bize maksimum seviyede herhangi bir işlemden geç veriyor cihaz. Bu da tabii ki sinematik özellikle renk çalışmak için önemli bir özellik. Tamamen amatör olarak görseller çekiyorsanız bu sizin için çok önemli olmayacaktır. Ama iPhone 14 Pro kısmının hakkını veren bölüm burada yer alıyor arkadaşlar. Geri geldiğimizde Video kaydına ben cihazın 4K 30 karede başlamasını istiyorum. 60 kare biraz daha spesifik durumlar için seçilebilecek bir durum. 1080 çözünürlük yeterli e, görüntü kalitesine sahip olmuyor benim için. Sizin için tabii ki tatmin edici edici özelliği varsa aktif tutabilirsiniz. PAL biçimi yine profesyonel serilerde yapılabilecek, profesyonel işlerde görülmesi istenen bir durum olabilir. E, ben açık bırakıyorum. O da 30 kare ya da 25 kare üzerinde e, değişimler sağlayan bir durum. İyileştirilmiş stabilizasyon elde çekimlerde bize titreşimsiz görüntü sağlayacak arkadaşlar. Bunu da açık bırakılması gerekiyor. Önemli bir özellik HDR video açık olmasını tavsiye ediyorum. Otomatik kare hızı 30 kare benim için ideal seçenek olarak. Kameraya kitle özelliğini ben kapattım çünkü görüntü kaydı yaparken, video kaydı yaparken kameralar arasında geçişi engelliyor. Otomatik geçişi engelliyor daha doğrusu. Ben de bunu istemiyorum çünkü duruma göre cihaz kendi algıladığı mesafeye ya da kamera durumuna göre kameralar arasında sensörler arasında geçiş yapabiliyor. Bu özgürlüğü ona bırakıyorum çünkü o esnada burayı kontrol edemeyebilirim. Ağır çekimde maksimum verimi almak istiyorum ve 1080'de 240 olarak kayıt yapmak istiyorum. Sinematik çekimde ise 4K 30 kare olarak kayıt alıyorum. Yine burada maksimum verim almak istiyorum cihazdan. Stereo kayıt açık. Ayarları koru özelliği var arkadaşlar. Bu da kamera ayarlarını en son bıraktığınız düzende bir sonraki açışınızda tekrar karşınıza çıkması şeklinde oluyor. Ben seçtiğim kamera modunun açık kalmasını yani devamlı olarak kalmasını istiyorum. Bu da ne anlama geliyor? Eğer kamerayı en son kullandığımda video çekimi yaptıysam bir sonraki kamerayı açtığımda da video çekimiyle kayıda başlayabilirim ya da uygulamaya başlayabilirim. Makro denetim ayarını açık bırakmıyorum arkadaşlar. Burada kameranın otomatik olarak geçiş yapmasını istiyorum çünkü. Pozlama ayarını koru demiyorum. Otomatik olarak bunu sağlamasını istiyorum çekimlerde. Gece modunu otomatik olarak algılamasını istiyorum cihazın. O yüzden bu ayar da benim için korunmasa da olur. Apple Pro raw ayarının korunmasını istemiyorum. Çünkü dediğim gibi her fotoğrafı ya da her görseli RAW olarak çekmiyorum. O yüzden bunu sıfırlamasını istiyorum. Sıfırlamazsa eğer bu ayarı koru dersem her başlangıçta RAW olarak çekmek isteyecek görüntüleri. Bu da bazen dalgınlığa neden oluyor ve RAW olarak çekmemem gereken görselleri de RAW olarak çekiyorum. Cihazda inanılmaz bir yer kaplamaya başlıyor bu durum. Aynı şekilde ProRes için de bunu istiyorum. Bunları tamamen manuel olarak ben kendim kontrol etmek istiyorum. Live Photo özelliğini koruyabilirsiniz. Çünkü genelde live foto şu kullanmayı tercih etmiyorum. Seri çekimde sesi aç kısmını istemiyorum. Çünkü seri çekim çok fazla yapmıyorum. QR kod tanıma çok önemli. Izgara modunun açık kalmasını istiyorum. Ekranda gördüğünüz çizgiler arkadaşlar. Kamera ekranda gördüğünüz çizgiler olmuş oluyor. Bu özellik açık olursa eğer K'de ya da yatayda ne kadar doğru konumlandığını görebiliyorum. Takip edebiliyorum. Ön kamerayı yansıt tabii ki sevdiğimiz bir özellik. Fotoğraf stillerine girdiğimizde burada farklı ayarlar yapılmış. Tabii siz de bunları derecelendirebiliyorsunuz ama dediğim gibi ben çektikten sonra zaten görüntüleri işleme kısmına adapte olduğum için burada standart görüntüyü almak istiyorum. Lens düzeltme olması gerekiyor arkadaşlar. Ön kamera ve ultra geniş kamerada lens bozulması var demiş açıklamada. Köşelerde bozulmalar olabiliyor bazı durumlarda. Bunu da otomatik olarak yazılımsal düzelterek bize vermesini istiyoruz cihazın. Kamerayı açtığımızda alt köşede bir çiçek görüyoruz. Bu makro çekim özelliğinin aktif olduğunu gösteriyor. Burada da otomatik olarak ben bu özelliği tanı ve makro çekime geç dediğimde demem için bu özelliğin açık bırakılması gerekiyor arkadaşlar. Ee, kamera ayarların bu şekilde bana... Artıları ne bu durumun? Hemen gösterelim. Şimdi kameraya girdik arkadaşlar. Bakın ilk algıladığı şey masaya yakınlıktan dolayı makro çekim oldu. Alt köşede çıkan çiçek bize makro çekim ayarının aktif olduğunu gösteriyor. Bunu kapatırsam lens değişikliği ile 0.1'e geri dönmüş oluyor. Bunu açarsam 0.5'i algılayıp makro çekimde daha geniş bir alana görüntülememe neden oluyor. Sol üst köşede video çekimi için ProRes ayarı aktifleştirmem için buton bulunuyor. Gördüğünüz gibi maksimum 12 dakika çekebilirsiniz diyor bu ayarda videoyu için. Tabi ki yeterli alanınıza göre bu süre değişebiliyor. Cihazlarda şöyle bir özellik var. Bunu da deneyimleyerek öğrendiğimiz bir durumdu. ProRes çekimin yapılabilmesi için cihazların minimum 256 GB hafızaya sahip olması gerekiyormuş arkadaşlar. Yoksa sizi ProRes çekim için 1080p görüntü kalitesine yönlendiriyor. O şekilde ProRes çekim yapabiliyorsunuz. 128 GB cihazınız. Sağ üst tarafta hareket modu var arkadaşlar. Bunu aktifleştirip aktif ettiğinizde cihaz titreşimlere ekstra tepki vermeye başlıyor. Sanki bir gimbalda takılıymış gibi bütün titreşimi alacak şekliyle sinematik bir akışla size görüntüyü veriyor. Ama buradaki handikap da şu. Diyor ki ben sana bu özelliği veririm ama 4K yerine maksimum 2.8K çözünürlükte kayıt alabilirim. Çünkü geri kalan 1.2K'lık alanı görüntüyü sabitlemek için yazılımsal olarak kullanmam gerekiyor diyor. iPhone 14 Pro Max'te kamera ayarların bu şekildeydi. Bir fotoğrafçının gözünden olması gereken en ideal kamera ayarlarını aldınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz kısımlar için yorum yaparak sormayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.